Muhtarımız Aliye Hanım'a şöyle bir resminden madem çıktık, tavaf ediyoruz Üsküdar'ı. Şöyle hatıra olsun. Gün olsaydı 9 Eylül güzeldi sizin bu tutuşun. Aslında her gün güzel. Evet. Şöyle hatıra olsun. Aliye Hanım yalnız bana dedi ki hocam dedi sen bize ait değilsin dedi. Ama ben böyle bir şey demedim siz yani şeye Türkiye muhtarlık dünyaya olarak mal olmuşsunuz. Ayrı mesele ama maalesef muhtarlık ben olarak benim sınırlarım içinde kaldı. Ben muhtarımı bilmiyorum. Nereye? Nerede benim muhtarım? Salacak mahallesi. İlginç oldu. Bu Kuşkapısı Adliyesi'nin ön tarafında bir park vardı. Evet yani. Evet. Parkın içinde. Ben burayı biliyordum biliyor musunuz? Çünkü uzun zamandır işim düşmemiş benim demek ki. Burada işte muhtarlık şeyden dolayı sizinle de işte tanıştık şey yaptık. Ya ondan bildiğiniz Yaşar Kabayla, Gökhan'da Yaşar'a da selam olsun. Ama olsun fark etmez ya. Ya şimdi ben size gelsem bana bir belge vermeyecek misin? Veremeyeceğim. Veremeyecek misin? Yok veremeyeceğim. Tamam. Çünkü şeyden veriyoruz evet. Artık. Sistemden veriyoruz. Öyle yani, mi? Tabii. Ha, genel sisteme genel, bağlı. Genel evet merkezi. Bunu siz anlatırsanız herkes de bilinçlensin bu konuda. Merkezi sistemden veriyoruz. Ha, eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Şimdi kaydınız olmadığı sürece belge üretebilmemiz mümkün değil. Ama Google'da kaydım var. Bakın bir sürü şey çıktı. Olsun. Sizi hatta biliriz diyorum ya dünya tanıyor önemli değil. Yok rica ederim. Dostlar tanısı güzel insanlar. Şimdi orada şey de var. Bestekar Asancı'nın orada sokağı da var. Lütfederseniz. Gelin bir de ibretlik. Benim sevgili dostum. Diş hekimi Yalçın Ergin'in Hasan Cihat Örten'le ölmeli var. Ben bunları çektim, koydum Aliye Hanım. Onlar da ibretliktir. Sanatçı yaşarken efendim maalesef binbir türlü sıkıntıyı çektirirler. Halktan koparırlar. Hatta kodese atarlar. Memleketinden ederler. Öldükten sonra da heykelini dikerler, büstünü dikerler, sokaklara adını verirler. Ben de diyorum ki bu fakiri ölmeden sokağa adını verdiler. Almadığımız ödül kalmadı. Halka tanıtmamak için de medya elinden geleni yapıyor Ali Hanım. Yani bunda kabahat şimdi sanatçının mı? Kimin? Medya. Medya maalesef. Arkada resmi duran o güzel insanın kanunları geçerli olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Tabii ki bizim gibi kişiler ekranlarda gözükecekti. Abuk subuk halkı kandıranlar değil. Bunlara karşı da ister istemez bir savaş açmış olduk. İnsanlar bilinçlensin. Özellikle gençlerimiz bilinçlensin, aydınlansın diye. Tabii, tabii. Onlar aydınlanacağını bize saldırıyorlar internetten. Tam tersi. Çok memnun oldum Aliye Hanım. Bir hanımefendinin muhtarım olmasını isterdim. Şimdi ben yine hanımefendi. Gene hanımefendi. Ay çok oldu, çok sevdim. Biliyorsunuz ben çalışan kadınlara senfoni anlamış bir besteciyim. Kadının senfonileri diye. Şöyle diyeyim. Sizi tebrik ediyorum çalıştığınız için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Var olun, daim olun. Siz de öyle. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sevgiyle kalın. Siz de öyle. Arasmalık. Güle güle.